Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Kadere iman etmek, Allah'a iman etmek cinsinden olduğundan, yani cins aynı cins, elma, armut, şeftali, kasa kasa cinsler aynı ya. İman esasları kategorisinde olduğu için kadere iman etmek, Allah'a iman etmek cinsinden olduğundan Allah nasıl işimize yarıyorsa Allah'a iman etmek, kadere iman etmek de bizim işimize öyle yarıyor. Ama başka bir işlevi var. Kadere iman ederek ne kedere ne de başka birilerine faydası yok. Bak, kadere iman ederek kadere bir faydası var mı? Ben kadere iman ettim. Kader denilen şey kendisi var mı? Allah var. Ahiret var mı? Var. Dikkat edin şimdi. Melekler var mı Osman? Var değil mi abi? Kitap var mı? Var. Peygamber var mı? Var. Kader var mı? Nerede var kim? Kalem var mı? Kurşun var. Tükenmez var mı? Var. Allah var mı? Var tabii. Ona iman ediyoruz. Var işte. Peki melekler var mı? Ona biz iman ediyoruz. O var. Haşir var mı? Var tabi orası. Kitap var mı? O var tabi. Peygamber var mı? Var o. Kadere iman etmek. Bende var, orada yok. Osman, buraya bir aş yaptık mı abi? Yani kaderin yani levh-i mahfuz olmasında öyle hani melek gibi olsa... Levh-i mahfuz şey ya, kitaplar işte, yani kitaplar. Var işte bir şey, varlığı var diyemez miyiz o manada? Yani bize yani karşılığı var ama. Bizde karşılığı var. Ama yani böyle gösterebileceğin bir şey, kıvranıp duruyorsun. Değil mi Kur'an? Hepimiz öyleyiz. Allah var mı? Var. Allah'a iman etmek, ben varım, Allah var. Buraya bir daha, sabah sabah ama bak, Allah var, bende ne var? İman var ona. Ben Allah'a iman, ona iman, var. Melekler var mı? Nefsülemde var. Bende iman var, o da var. Kitapların ne, var, varlığı var, bende iman da var. Peygamber var, bende iman var. Ahiret var, bende iman var. Kader bende var, kader iman ama kendisi yok. Ben varım. Kader sen misin? Benim kaderim abi. Ben olduğum için kader var zaten. Benim. Kader sen misin? Ben bana mı iman ettim, o mu? Ben olduğum için kader var abi. Olduğun için iman var. Kader var değil. Kadere iman var. Sen olduğun için kadere imanın var. İşte dedik ya, Allah var, iman var. Kader var mı ama imanın var. Seni dediğim bu. Melek var mı? Var. Meleklere iman var bende. İman bende, melek orada. Benim dışımda. Amentü billahi, Allah benim dışımda ve melaiketi, melek benim dışımda ve kütübihi ve resulihi ve yevmil ahir, benim dışımda yok mu bunlar? Kader, kader, kadere iman benim dışımda var mı? Çok tuhaf, devam edelim. Kadere iman ederek ne kadere ne de başka birilerine faydası yok. Ben kadere iman ettim mi? Ne Allah'ım? Allah'a iman etmeyle Allah'ın haşa şanını yüceltmiyorum. Kur'an'a iman ederek Kur'an'ı yüceltmiyorum ki doktor. Ben şeref alıyorum. Ona şeref vermiyorum. Benim ihtiyacım var. Sen hastanede oturuyorsun. Vallahi hastasın, öksürüyorsun. Gidersen sana menfaat var. Yoksa kıvranıp durursun. Değil mi? İman edenin, edebilenin işine yarıyor. Edebilenin. Allah'a iman etmek nokta istinadını, ahirete iman etmek fıtratının isteğine cevap verildiği için teskin olmak, fıtratına cevap olmak yani faydası var. Kadere iman etmek insanın ihtiyari ve ihtiyarsız fiillerini izah ederek insanın dünyada kendisini emniyette hissetmesine vesile olmak. Kendisine bak, kadere iman eden, iman nedir aslı, lugatı söylüyorum, emin olmak. Emin misin diyorsun mesela. Yani farkında mısın? Farkındalığın ifadesidir, içsel ifadesidir iman. Farkındalığın içsel ifadesi iman etmek. Farkındalığın. İman etmeyen farkındalığı yok yani. Farkındalığın içsel ifadesi iman. Onu iş yapabilirsin. Ya o lugatta imana konabilir. Çünkü buradan çıktı. Kadere iman etmek insanın ihtiyari veya ihtiyarsız fiillerini izah ederek, yani tanımlayarak, ben niye bu dünyada böyleyim, niye yaşlanıyorum, niye duygularım var, niye bet istiyorum? Kader cevap veriyor bunlara. İmansız, yani kader değil, iman bunlara cevap veriyor.
Niye dayanak noktası istiyorum? Niye evet istiyorum? Bu sorularıma cevap iman cevap veriyor. Ya Allah veriyor, ya haşir veriyor, ya kitap veriyor. Bir daha çok önemli çünkü kadere iman etmek, kader etmek noktalı virgül. İnsanın ihtiyari ve ihtiyarsız fiillerini izah ederek, insanın dünyada emniyetli, kendisini emniyetli hissetmesine vesile oluyor. Yani kendisini güvende hissediyor. Kader sefinesine at diyor ya. Kadere iman edenle etmeyen kafire bakın. Olayların insana bakan yorumlarını dinleyin. Mesela kadere iman edenle etmeyenleri bir bakın. Yorumlarına bir bakın. Hayatı ve insanı yorumlamasına bakın. Sana ne getirmiş göreceksin. Kader sana ne katmış. Bir daha çok önemli. Bazı yerleri çok önemli diyorum. Çok önemli. Kadere iman etmenin bize ne kazandırdığını görmek istiyorsan, kadere iman etmeyenlerin hayattaki şekvalarını, hayatı özümseyip yorumlamalarına bakın. Nasıl bakıyor? Nasıl hep her şey isyan? Mesela bu asrın gençleri var ya, böyle Z kuşağı diyorlar. Yani, niçin demişler? Zero galiba sıfır. Yeniden. Zıtmış. Hep zıt. Yani dikkat ederseniz sanki muhalefet partisi gibi, bizim de çocuklarımız var da biliyoruz. Hep tenkit üzerine, hep eksik görür. Yani sebebi televizyonlar televizyon ve YouTube'ların içine doldukları için hep eleştirsel, hep kusur görür. Doğruyu gören çok nadirdir. Evet baba ya, bu hakikaten doğru ya, teşekkür ederim demiyor. Ama baba bu eksik ya, boş olmaz. Hep eksik, hep yanlış, hep kusurlu. Kendisi de kusurlu. Kendi kendine. Niçin? Psikolojisi bozuk. Yani niye bozuk? Kendisini de kusurlu görüyor. Devam. Hep kusurlu göre göre kendisini de kusurlu görüyor. Hayat anlamını yitiriyor. Heyecan kalkıyor. Hayat heyecanı kalkıyor. Artık sanki dersin ki, ben söyleyeyim siz uygulayın. Sanki benim kızım, benim oğlum 60 yaşına gelmiş, hayatta ununu elemiş, eleğini asmış, gelmiş, küçülmüş, hayatta bıkmış, usanmış, yorulmuş. Hayat yormuş. Yorulmuş hayat. Ben yoruldum. Nereden çıkarttım? Yevme yecelül vildane şiba. Öyle günler ki diyor. Lemalardan çıkar. O çocukları da ihtiyarlattı. Ondan yani söylüyorum. Hayat yormuş gibi. Hep böyle eleştiri görüyor. Bu bize neyi getiriyor? Yevme yecelül vildane şiba. O günler ki çocukları da ihtiyarlattı demek. Adam kusur göre artık iyilik göremediği için manen büyüyemez. Büyüyemediği için hep çocuk kalır. Hayat onu yorar. Çünkü hep kusur görmüştür. Hayat yordu mu o sanki 60 yaşında da ufalmış. İyiliği gören büyür. Kötülüğü gören küçülür. Ustadın ikinci sözde bunu söylüyor. Bedbin, hodbin, hodgam, hodendiş. Olduğundan nazarında fena bir memlekete düştü. Fena memleket yok. Bu memleket dünya mastardır. Ne iyidir ne kötüdür. İyi görene iyidir, kötü görene kötüdür. İsmi fail değil ya. Fail bir mastar değil ya. Yani mutlaktır, muayyen değildir dünya. Herkese göre her şeydir. Hep eksik gören küçülür. Hayatın çarkları arasında hayat yorar. İyilik görmeye çalışan büyür. Ne şünema bulur. İyilik eden iyilik bulur. İyi bakar, iyi görür. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünür, hayatından lezzet alır. Kader peki bize ne yapıyor? Bunu katıyor. Kader büyümek için bu olayların içerisinde gülü gösteriyor. Mesela bahçeye girdiği zaman dikeni gören gülü görmez ilk önce. Bu küçülür. Bahçe onun nazarında küçük adileşir. Dikenler içerisinde gülü gören, görmeyen o büyür. Büyür yani. Kader ne yapıyor? Kader o zaman yani nefsül emirde şey yok. Vücudu yok. Amentü billahi. Allah var, bende iman var. O var, iman var. Ve melaiketi, melekler var, iman var. Ve kütübi, kitap var, iman var. Ve rusuli, var, kendisi, peygamber, iman var. Ve bil yevmil ahir, ahiret var, bende iman var. Ve bil kaderi, kendisi yok, bende iman var. Kendisi yok. Onun için nasıl bakarsa, devam edeyim.
Kadere, bu dedim ya çok mühim bu cümle. Kadere iman edenle etmeyenin, yani kafire bakın. Olayların, insana bakan yorumlarını dinleyin. İnsan hadiseler ve olayların noktayı mihrakesi olduğundan, yani insanlar, yani biz bu kainatın kavşağı olduğumuzdan, ne her yol senden çıkıyor. İstersen o kavşak, altı yol var ya doktor, sekiz yol. Böyle de götürür seni, böyle de, böyle, böyle de götürür. İnsan böyle bir kavşak yani. Şey diyor, berzahtır diyor şeyde, Şualar 121'de. İnsani berzah, insanlar berzahtır. 15. Şuada Peygamber aleyhissalatü vesselam için alemi gaybı, bunu sıradan alıyoruz, ha, okuyoruz ama kapek düşünmüyoruz Osman bunu. Alemi gaybı alemi şahadete taşıdı diyor. Aynı böyle diyor. Ne diyor ya bu ustad? Çok acayip. Bak, bak kafire bakın bak. İnsan hadiseler ve olayların noktayı mihrakesi kavşağı olduğundan iç aleminin tutarsızlığını, yeisini, tesadüfe bağlı ömrüne bakışını izleyin. Adamı tahlil ediyoruz şimdi bak. Bak insan, o kafir veya Müslüman, insan hadiselere, olaylara, noktayı mihrakesi olduğundan iç aleminin tutarsızlığını, kadere, yeisini, tesadüfe bağlı ömrüne bakışını izleyin. İzleyin ki kadere, bir daha kadere iman edin. İmanınıza bir daha iman edin. İman etmeyi bir daha iman edin. Ya yüllezine aminu aminu billah. Ey iman edenler, Allah'a iman edin. İmanınıza bir daha iman edin. Kendisi kesin mahiyeti, bak kendisi kesin mahiyeti meçhul olan matematik veya zaman gibi. Kendisi kesin ama kendisi mahiyeti ne oldu? Meçhul olan. Nedir o? Matematik veya zaman gibi. Zamanı her şeyi izah ederiz. Üzerine bindiririz. Zamanım yok deriz. Zamanı gündelik hayatta kullanırız ama kendisi yok. Yok yani. Matematik bütün fenlerin alt yapısı, fiziğinde, kimyanında, değil mi? Her şeyin, ama matematiğin vücudu yok. Erdincim yapacaktı bilgisayar. Unutmuş değilim. Unutturamazsın. Boşuna direnme. O haşir dersini yapacaksın. Çünkü sağın senin. Ben yapabilsem sana bırakmam. Bilgisayarla ahiretin ispatı. Elektronik yazılımla ahiretin ispatını da sen yapacaksın. Tamam? Hiç kimse kaçamaz artık. Matematik her fenin zemini, kimsenin şüphe etmeyeceği, fakat kendisinin vücudu yok. Her şeyi gösteriyor, kendisini gösteremiyor. Her şeyi gösteriyor, kendisini göstermiyor. Ne? Kendisini başka şeyleri göstererek gösteriyor. Bak bir daha. Matematik bizzat kendisi kendisini gösteremez. Olmaz. Başka şeyleri göstererek kendisini gösteriyor. Zaman da öyle. Bizzat kendisi kendisini gösteremez. Olmaz. Zamanın zamanı yoktur. Matematiğin matematiği yoktur. Başka şeyi göstererek kendisini gösteriyor. Kader de böyle bir şey. Var, yok, varlık. Ne? Matematik, zaman. Var, yok varlık. İlim nevinden olması buradan. Evet. Var, yok varlık. Adem'inde vücut, vücudunda Adem. Hem her şeyi ona bindiririz, her şeyi etkiliyor ama kendisi ortalıkta olmayan zaman. Evet, zeminsiz zemin. Vücutsuz vücut zaman. Kader sana sorumluluklar yüklemediği gibi, bak kader sana sorumluluklar yüklemediği gibi sorumluluklarını da almıyor. Allah sana amentü billah. Allah sana bir sorumluluk yüklüyor. Ve melaiketi ve kötü bir sorumluluk yüklüyor. Hepsi sana sorumluluk yüklüyor. Sorumluluğunu da alıyor. Ama kader sana bir sorumluluk yüklemiyor. Çünkü yok kendisi. Yok var. Yani karşımda yok. Anlaşılıyor değil mi? Amentü billah. Allah var. Bende imanı var. Kitap, melek var. Ama kader yok. Bende imanı var. Yok varlık. Ne yapıyor? Bana sorumluluk yüklemiyor ama sorumluluğumu da almıyor. Ha, o zaman kim o bakalım? Devam edelim. Sayfa kaçtan bakıyorsunuz abi bu arada? Biz de 369 duvarda ve sır insan attı mı? Attı. 369. Yani bir şey, gafil olunca
gaflete istila ediyor. Biraz geç attım ben. Geç attın. Yeni attım sayılır. Tamam. Hatta az önce attım. Ha, o zaman gafillerin başı hatta Furkan. Hatta az önce attım sayılır. Tamam, anlaşalım yani. Anlaşıldı, anlaşıldı. Karanlık yerde ameliyat edeni görsen. Doktorlara Bodrum'a indik. Işık yok. Karanlık yerde bir adama ameliyat etse. Eski de olmuş yani. Savaşlarda olmuş. Ediyor yani. Ne yapsın ya? Silah çıkartacak. Mermiyi çıkartacak. Karanlık yerde bir adamı ameliyat ettiğini görsen. Işık yandığında görmen gibi olmazdı. Zahirde adamı kesiyor. Hakikatte ameliyat yapıyor. Çoğu kez görünüşte hakikat böyle farklı. Yani karanlık zeminde demek karanlık anlayışlar, karanlık düşünceler, karanlık sanlar, karanlıklar bizi aynı böyle yapıyor. Ameliyat yapıyor şifası için uğraşırken ama karanlık olduğu için vay be bu durumu adamı almışlar. Adam doğuruyorlar ya. Veya böbreğini çıkartıyorlar adamın. Böbrek satacaklar. Sah ama hakikatte hiç öyle değil. Bütün kötülükler Adem'den yani yokluktan yani ya ilmin veya merhametin ya da ahlak yokluğundan çıkıyormuş. Bütün kötülükler Adem'den yani Adem ne demek? Ya ilmin yokluğundan veya merhamet yokluğundan veya ahlak yoksunluğundan. Hasan abi. Yukarıya çık. Şunu söyleyeyim bakın. Bu sizin söylediğiniz şeydir. Siz aklından çıkmaz. Çocukken diyordunuz ya çocukken anneme diyordum ki diyordunuz. Ben bakmıyorsam eğer şu arkamdaki dağ yok. Yani bu hiç boş bir şey değil abi. Yani onu çocukken size kim söyletmiş bilmiyorum ama. Yani evet. Az önce söylediğiniz de oydu sana bir. Mesela zaman. Ben varsam zamanda var. Senin ama. Evet benim işte. Ha? İşte kader işte o işte. Yani evet. İlintisi bu. Portakal. 3 tane. Portakal olduğu için matematikte var. Peki. Şimdi ona buraya gireceğiz de. Kader Risalesi'nde tamam işlendi. Hepinizi söylüyorum sevgili kardeşler. Hepiniz burada mısınız? Kader Risalesi'nin zeylinde ne var? 4. Mevzuları nedir? Kim hedef, yani neyi tahlil ediyor? İnsan. İnsan, iç alemi. Kaderin zeylinde ne işi var? Zeyl demek bu mevzu, ilim ama bu. Zeyl demek bunun özü, hulasası bu. Bunu anlattığım var ya Kader Risalesi'nde. Mevzu. Zeyl demek özü bu yani. Bunu çalacak. Bu hulasa, Frist. Kitabın sonunda dibacesine koyarlar Frist'i. Yani kaderi anlattı. Mevzu bu kardeşim. He? Süleyman doktor. Zeyl. Zeyl'de ne kadar atma var? 4. İçeriği nedir? Konusu nedir Zeyl'in? Yani hatvelerin mevzusu ne? İnsan değil mi? Mesela bir tanesini söyleyeyim. Bir ayetini. Sen mi Allah unuttun? Allah'ın cezasına bak. Sopa vurmuyor. Ateşe atmıyor. Rızkını kesmiyor. Başına taş yağmıyor. Sen mi Allah'ı unuttun? Cezaya bak. Meala. Allah da seni sana unutturdu. İkinci ayet meali. Neydi ikincisi? Küllü şeyin halikün ilâ vece. Mesela nefis. Nefis. Yani tezkiyesiz nefis. Yani nefsini temize çıkarma diyor. İkincisi de bu hatırıma geldi. Fela tüzekku enfusekum. He? Evet, tüzek, enfusekum. Üçüncü neydi? Konu. Bakın, benim hatırıma da gelmedi. Mâ esâbeke min hasenetin fe minallâhi ve mâ esâbeke min seyyiatin fe min nefsik. Bütün kötülüklerin kaynağı sensin. Kendi nefsin. İyiliklerin kaynağı Allah'tır. Tamam. 4. Külle şeyin hâlikini illâ ve çıkın. Her şey ona dönücüdür ki sahiplenme. Vücut yengini verme. Tam da kaderin yani mevzunun dicbacısı, özü zeyl. Kader de hedef insandır. İnsan kendisidir. Zaten hiçbirisinde şehri yok. Ahmetü billahi şehri yok. Ve melaiketi şehri yok. Ve kütübi ve rusulü vel yevm ila ahir. Ve bil kaderi şer var. Hayrihi ve şerrihi. Orada şer var. Anladın mı Abdülkadir? Buna ihtiyaç duyulmuş. Yani kaderde ahmetü billahi Allah var ben varım. Kitap var, ben varım. Kaderde kim var Doktor Süleyman? Kimse var mı? İnsanın, peki nedir insan? Yani vücudunda Adem, Adem'in de vücut zaten zehirde öyle diyor. Kendine vücut rengini verme. İyilik de senden değil. Ondan sonra Allah unutursan seni sana unutturur. Her şey ona dönücüdür. Yani bir bakıyoruz ki kader o zaman nedir?
Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemin hulasası, haritayı camiası olan insanın bunu farkındalığını artırarak bunu alemine taşıyıp aleminin dışına çıkması, kendisi çıkması alemini yorumlamaktır. Alemi yorumlamaktır 18 bin alemi. 18 bin alemi içinde olduğu halde, 18 bin alem içinde olduğu halde 18 bin alemin içinde olmayandır insan. Kadir Eyman bunu yapıyor bize. Bir daha. Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemin hulasa-i camiası olan insanın bu alemlerin dışına çıkarak bu alemleri hazmedip farkındalığını artırmak. Fark ettiği kadardır kader. Dışına çıkacaksın. Nasıl çıkacağız? Böyle yürüyor. Yani 18 bin alemin 18 bin alemi aşkındır insan. Ondan daha ötededir ene sırrı insaniyle. Sırrı insan. Mahluktan çıkıyoruz onu demek istiyorum. Yani. Mahluk olmadan. Hayır. Şey olmuyorsun. Kendine vücut rengini vermedik. Mahluk değil. Haşa. Zat dedi. Berzah. Sırrı insani. Bilmiyoruz nedir. Ben bilmiyorum yani. Yani bakın. Eğer mahlukat nevinden olsan yani vücut sahibisin ama mevcut değilsin. Yani atom cinsinden değilsin ama bunu atomla kazanıyorsun. Bu alemi şehadet zemberektir. Alemi şehadeti nazarından kaldıran insan hiçbir şey anlamaz. Düşer böyle vartalara. Vallahi böyle havalesi olan kamyonlar var ya yüksek çok yük. Virajlarda şunlarda rüzgarlarda sağa sola yatar ya ha devrildi hal devrildi. Vallahi benim nazarımda öyle. Alem-i şehadeti pergeli kaldırırsan, şu kesif alemi, şu mevcut alemi kaldırırsan hiçbir şey oturmaz yerine. Vahdet-i vücut gene Allah onları kemalatlarından dolayı sisteme oturtmuşlar. İç aleminde sistem var. Bizim iç alemimizde sistem oturmadığı için ondan dem vurmak şeye gideriz, sapıtırız. Panteistler gibi. Ha o zaman 18 bin aleme aşkın olduğu için insan, Cebrail'i de arkasına koyduğu için, Kab-ı Kavsen'e koyduğu için, Kab-ı Kavsen ne diyor Ustad? Kab-ı Kavsen'in tarifi nasıl diyor? İmkan ve vücut ortası. Haşa bakın ben uyduruyorum. İmkan yaratılan. Vücut haşa zat-ı vacib vücut. Süleyman öyle mi abi? İmkan ve vücut ortası. Vacib vücut mümkün. İnsan buraya geldi. Cebrail de arkasına bir bıraktı. Kelamına ve rüyetine mazhar olarak Kab-ı Kavsen. İmkan ve vücub ortası. Ama bilmiyorum yani içerisini. Yani Ene'yi almış. Ene bile verilmiş. Kim bu? Ene de ona verilmiş. İmkan ve vücub ortası. O kadar diyebiliyor. Ancak o sır insan nasıl oluyor? Tayin ve teşahhus edilmiş. Ama mahluk değil, imkan değil. Vacip değil haşa yüz bin defa haşa. Panteistler öyle diyor da. Tövbe sorular. Böyle bir şey. Ha, kader imanı ve İslam'ın son hudududur diyor kader için. Kader, o çizmiştik. Ha, kader bizi teyit ediyor. İmkan ve vücub ortasındaki kişinin kendisi kader. Ne diyor? İman ve İslamiyet'in nihayet hududunu gösteren imani ve hali bir şeydir diyor. Vicdan bir haldir diyor. Hatırladınız mı abiler? İmanı ve İslam'ın nihayet hududunu gösteriyor. O Gafur'un tılsım dershanesi var. Orada bu harita var. İman hudutları. İman, Allah'a iman nerede? Kadere iman nerede? Kadere iman neredeydi? Hatırladınız mı? Alem-i şehadette. O istersen burada olsaydı da o Şecer-i Hilkat'taki İslam'ın ve imanın nihayet hududunu bir göstersem. Var mıdır o? Ben sırrı insanı atayım abi. Şey. Bir atsana ya. Sen onu at bana ben. Bana bir gösterelim hemen. Çok ilginç. Ha o zaman kadere iman etmek abiler, imkan ve vücub ortasında, ha, imkan da değil, vacipte de değil, Kab-ı Kavsen imkan ve vücub ortasında bir yerde, yersiz yerde, yer yok, tamam, yer yok, öyle yer yok orada, işte bu kadere iman etme en büyük delilim. İslamiyet'in nihayet hududunu gösteren ve kader risalesinin divacesi, hulasası, haritası özürlüpü olan Zeyn insanın içsel alemini tahlil ediyor. Kaderde ne işi var? Kader insanın enfüs alemi ya.
Hasan abi. Abi. Abi vücut. Devam edin. Vücut ile ilgili şöyle bir tabir var. Vücut vacibin, vücudun en latif hali diyor. En latif. Vücudun en latif hali. Yani istidatlarımız bil kuvveden bil fiile dönüşürse bu vücut sahibi oluyoruz. Eğer eylemsel olursak mevcut oluyoruz. Birisi mülk, mevcuduz. Öte içsel alem vücut sahibi oluyor. Yani bu derslere gelerek vacibül vücudun vücudu. Zat-ı sıfat ya, vücut. Evet. En latif hali istidatların kabiliyet olması. Yani içsel alemde kazanımlarımızın adı mevcut denmez. Vücut bulur diyor insan. Adem'in de vücut, vücudunda Adem vardı. Tamam mı? Yani bu da önemli, o vücutta denilir. Yani Cenab-ı Hak enfus... Cenab-ı Hak için vücut diyorduk yani. O, evet. O zat-ı sıfattaki vücut bizdeki teayyunu ve teşahhusu olarak gözüken, yani mazari esma ve sıfata aynedarlığımızdan istidatların kabiliyete dönüşmesine kazanım, enfusi kazanıma vücut, eylemsel halimize, mesela sima, davranış, vücut, namaz, oruç, bunlar ve bedensel hayat mevcut. Bu tabirler çözülmese üzerine tefekkür edilemiyor. Şimdi Mevlana'ya göre kaderi inkar etmek acizlik. Mevlana'ya göre kaderi inkar etmek acizlikmiş. Her şeyi kadere bağlamak da cahillikmiş. Bir de okuyorum. Mevlana'ya göre kaderi inkar etmek acizlik. Her şeyi kadere bağlamak cahilliktir. Cahillik acizlikten beterdir. Cahillik acizlikten beterdir. Elbette Kur'an iradesi olan insanı başına gelebilecekleri konusunda ikaz, uyarmak ve anlayışını ve tahammülünü arttırmak için inmiştir. Hakikat alem olan enfus, hakikat alem olan enfusi de irade, gölge ve suretler alemi olan ihtiyar. Demek ki hakikat aleminde irade geçiyor. Gölge, bu alemi şehadet, alemi gaybın gölgesidir, suretleridir, köpükleridir diyor ya. Hakikat aleminde irade, gölgeler aleminde ihtiyar. Peki mütezilenin her şeyi kadere vermesi acizlik midir? Her şeyi kadere vermesinde acizlik değil. Mutezile tam tersi. Her şeyi kader vermiyor. Cebriye kadere veriyor. Şey yapıyor. O kaderi, bu acizlik, fakirlik başka bir şey de, o başka noktadan bakmış kadere. Mutlak iradeye bakmış. Yani beşeriyete hiçbir şey ve özellik vermemiş. Cebriye. Yani ihtiyar irade yok. Her şey ondan demiş. Mesela şeyde de var ya, Şialarda. Kadere iman yok. Ne var? Adalet var. İman esaslarının bir tanesi adalet. Mesuliyetten kurtulmak için. Evet. Mesuliyetten kurtulmak için Cebri demiş ki her şeyi o yapıyor ya. Allah'ın dışında ne olur diyor. Yani ne yapmış? Vücut rengi hiç vermemiş. Bak bir Cebri'ye kendisine hiç vücut rengini vermemiş. Cebri'ye. Mutezile ise hep vücut vermiş. Tam tersi. Bakın bir tanesi vücut vermiş, bir tanesi vücut vermiyor. Ehl-i sünnet nedir? Adem'in de vücut, vücudunda Adem var. Ehl-i sünnet yazabilirsin Osman bunu. Bak, Cebri'ye vücut vermemiş. Cebri'ye diyorum. Cebri'ye hep vücut vermiş. Ne dedik? Cebri'ye hiç vücut vermemiş. Allah bizi cebretmiş. Allah yapıyor. Bizde hiç vücut rengi yok. Mutezile kendine vücut vermiş. Cebri'ye hiç vücut vermemiş. Ehl-i sünnet vel cemaat ise Adem'in de vücut, vücudunda Adem vardır demiş. Ya hakikaten kurban olayım ya. Nasıl cem etmiş ya? Cebriye ne yapmış Cebriye? Allah yapıyor diyor. Hiç bir şey vermemiş. Hiç vücut rengini vermemiş. Adem mesuliyeti. Hep Adem mesuliyetten çıktı işte. Panteistler de bu şeyden mi? Panteistler bunlardan çıkıyor. Demiş ki ayet var ya, vefat etti çünkü ayetin gelişi öyle. Yakin gelene kadar Allah'a ibadet edin. Yakinin hasıl olan. Yakinin en zirvesi ahirettir. O zaman namaz, oruç, farziyet bitiyor. Farzın kalkmasıdır.
O size yakiniyet gelene kadar ibadet edeni dünyada uyguladığı zaman Allah benim o kadar yakinim, panteistleri söylüyorum doktor. O kadar inkişaf etmiş ki Allah benim artık yakinim, ibadete gerek yok. İyi ki sünnet var, Allah Resulü'nün hayatı var yani. Tamam. E peki onun yakiniği yok muydu ki sonuna kadar ibadet yaptı? Neyse.